Aynen. Biliyorum. O büyük bir dosya. Hoş geldiniz. Sizleri beklettik biraz. Bircan Bulutkaya ben, Taysat'tan. Bugün Pınar Konya'nın, Pınar Konya bize mutluluk formülleri seminerini gerçekleştirecek. Bu aralar aslında en çok ihtiyacımız olan şey, eğitim başında da biraz konuştuk Pınar Hanım'la. Eminim çok iyi gelecek bu eğitim bize. Biz seminerin gelen akışını bozmamak adına herkesin sesini kapatıyoruz. Lütfen siz de Pınar Hanım'ın sunumu bitene kadar mikrofonlarınızı kapalı tutarsanız memnun oluruz. Sorularınıza en sonda yer vereceğiz. Ben Pınar Hanım'a yönlendiriyor olacağım soruları. Sohbet bölümünden yazabilirsiniz. Sohbet bölümünde problem yaşayanlar özelden de bana yazabilirler. O konuda yardımcı olacağım ben. Bazen problem yaşayanlar olabiliyor. Chat bölümü kapalı olanlar olabiliyor. Seminerimizin kaydını alıyoruz. Bu arada sonrasında Taysat YouTube hesabında da paylaşacağız. Bu konuda hassasiyeti olanlar da kameralarını kapatabilirler. Hepinize faydalı bir seminer olmasını dileyerek sözü Pınar Hanım'a bırakıyorum ben. Buyurun Pınar Hanım. Mikrofonunuzu açarak başlayabilirsiniz. Buyurun. Merhabalar. Sesim düzgün geliyor galiba, değil mi? Evet, sesiniz geliyor. Buyurun. Süper. Başlıyorum o zaman. Çok teşekkür ederim Bircan Hanım. Öncelikle size. Normalde ben normaldeki eğitimlerimde işte interaktif yüz yüze yaptığımız eğitimlerde hepinizle birebir tanışıp detaylı bir başlangıç yapmayı seviyorum aslında. Burada bunu yapamıyor olacağız. Biraz fazla da güzel de talep geldi. Biraz kalabalığız. Sadece ben biraz çok kısaca kendimi tanıtacağım ve eğitime başlayacağım. İsmim Pınar Konya. Yaklaşık 20 yıldır eğitim ve danışmanlık sektöründeyim. Yaptığım işi çok seviyorum ben. O yüzden bana bu iş gibi gelmiyor. Bugün de sizinle yaklaşık 40 dakika, 1 saat gibi sohbet ediyor gibi olacağız. Küçük bir seminer oluyor olacak. Bana Taysat'tan işte online bir seminer yapalım Pınar Hanım dedikleri zaman ilk aklıma gelen konu bu oldu. Birçok farklı konuda eğitim ve seminer veriyorum ben aslında. Neden ilk aklıma gelen konu bu oldu? Çünkü gerçekten bu dönemde hepimizin daha da çok ihtiyacı olduğunu ortak olarak düşündüğümüz bir konu olduğu için. Şimdi ben arada sunumumu da yansıtıyor olacağım sizlere. Yavaş yavaş başlayacağım. Sonunda da sorular için size Bircan Hanım sesinizi açıyor olacak. Evet. Şimdi başta doğru soruları sormak çok önemli diye bir şeyimiz var. Evet, hayatınızda neler olursa mutlu olursunuz. Şimdi sunumda gördüğünüz şeyler biraz mesela yeni kıyafet. Evet, mutlu olabiliyorsunuz. Kahve, işte şu aralar bilhassa çimenlerin üzerinde yürümek.
Birçok farklı şey yazabilirsiniz. Sizi neler mutlu ediyor? Ama bakıyorsunuz bazen de bütün bunların olmasına rağmen yine de çok da mutlu da değilsiniz. Peki para, yani maddi şeyler. Araya efendim, giriyorum ama sunumunuz açılmadı henüz. Açmadınız mı bilmiyorum ama bizde görünmüyor şu an. Açtım aslında. Bir daha denersiniz belki. Az önce zaten. Paylaşmıştım. Değil mi? Evet ama şu an olmadı. Belki şu an oluyor galiba. Bekleme. Evet, tam ekranla devam edebilirsiniz. Buyurun. Tamam. Kusura bakmayın. Açtım şimdi. Şimdi oldu değil mi? Evet. Tamam. Oldu. Süper. Süper. Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hepiniz, o kocaman bir piramit vardır ya, mutlaka görmüşsünüzdür. Orada maddi konular, yani para ve paranın satın alabileceği konular en altta yer alır. Ve bu da çok önemlidir. Çünkü onlar karşılanmadan daha üst seviyedekileri, ihtiyaçları giderebilmemiz tam olarak mümkün değil. Şimdi parayla mutluluğun nasıl bir ilişkisi var diye baktığımızda burada evet, temel ihtiyaçlar açısından para çok önemli. Ama bir takım teoriler var ki bunların üzerinde konuşuyor, oluyor, olacağız ilerleyen saatlerde, dakikalarda pardon. Belli bir temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra aslında çok fazla para insanı mutlu da etmiyor diyor. Yani gerçek mutluluk verebilmektir diyor hatta. Şimdi bu enteresan bir teori. Ben bir takım bu eğitimi hazırlarken bir takım filozoflar, sosyologlar ve nörologlardan kitaplar okuyarak hazırladım. Ve size onlardan örnekler de veriyor olacağım zaten. Şimdi mesela şeyle başlamak istiyorum. Wilhelm Schmidt, bu çağdaş bir filozof, Alman bir filozof. Çok enteresan bir düşünce tarzıyla başlıyor. İşte diyor ki mutluluğu diyor bir ödev haline getirdiyseniz, yani amaç mutluluksa hayatta, hani mutlu olmak zorundasın yoksa hayatını yaşayamazsın. Burada çok enteresan bir paradoks ortaya çıkıyor. İnsan mutsuz olduğu zaman mutsuz olduğu için daha da çok mutsuz oluyor. Çünkü kendini suçlamaya başlıyor. Oysa şöyle bir şey var. Mutlu olman gerektiğine inandığın için mutsuz oluyorsan bu çok mantıklı değil diyor. Çünkü mutluluk sürekli yaşayacağınız bir şey değil diyor. Yani her saniye mutlu olmak istiyorsam eğer, bu benim mutsuz olmam için bir numaralı sebep diyor. Evet, enteresan bir teori ve şöyle bir şey de söylüyor. Hayatta tek meseleyi mutluluk haline getirdiğinizde, yani tek meseleniz bu olduğu zaman aslında bir şeyi kapatıyorsunuz diyor. Bu da ne? Modern hayatlarımızdaki o koşturmaca içinde kaybettiğimiz bizim için anlamlı olan şeyleri kapattığımızı söylüyor. Yani hayatımızda ne kadar anlamlı şey yapıyoruz. Şimdi bana belki şey diyeceksiniz. Ya Pınar Hanım, biz mutlulukla ilgili mutluluk formülleri alacaktık. Siz direkt böyle biraz böyle negatif başladınız galiba diyeceksiniz. İnanın değil. Birazdan çok daha böyle pozitif bir hale getiriyor olacağım sizi. Fakat bu teori benim çok hoşuma giden bir teori. Bir düşünce tarzı. Çünkü birazdan Nietzsche gibi, Mevlana gibi daha farklı düşünürlerin de yaklaşımlarından bahsediyor olacağım. Çok birleşiyor aslında. Evet. Wilhelm Schmidt kısaca özetlersek mutluluk evet önemli diyor. Ama anlam daha önemli. Hayatınızda ne kadar anlamlı şeyler yapıyorsunuz diyor. Yani burada şöyle bir şey var. Eğer gerçekten anlamlı bir şeyler yapıyorsanız
Mutluluk zaten kendiliğinden geliyor ve mutluluğu çok da sorgulamıyor oluyorsunuz diyor. Evet. Şimdi size bazı formüllerden bahsediyor olacağım demiştim. Bir tanesi özgecilik dediğimiz düşünce tarzı ve bu benim de mutluluk formüllerimden biri. Şimdi benim bugün size bahsedeceğim formüller arasında belki bazılarına şey diyeceksiniz. Bu bana çok uymuyor hocam, bu uyuyor, bu olabilir, bunu yapabilirim, bunu yapamam diyebilirsiniz. Bu mesela benim tamamen bana çok uyanlardan biridir. Çok da enteresandır aslında. Özgecilik diye tanımlanmış. Fransız filozof Auguste Comte ve İngiliz filozof Herbert Spencer bu düşünceyi ortaya atıyor. Çok basit bir şey söylüyor aslında. Birilerine yardım ettiğinizde, birilerine iyilik yaptığınızda en çok kendiniz mutlu olursunuz diyor. Şimdi ben interaktif eğitimlerimde bunları konuştuğum zaman karşılıkları gelebiliyor bana. Ya hocam ben herkese iyilik yapıyorum ama karşılığında gördüğüm şeyler negatif olduğu zaman belli bir süre sonra çok üzülüyorum ve yapmayı bırakıyorum. Haklısınız, olabilir ama burada özgecilikteki kilit nokta, anahtar nokta zaten bir şey yaparken karşılığında hiçbir şey beklememek, karşılığından hiçbir şey gelmeyeceğini düşünerek yapmak diyor. Yani hatta şöyle de bir şey var, bir şey beklediğiniz zaman bu başka bir şeye dönüşüyor diyor. Beklentisiz birilerine yardım etmek ve sadece yaptığınız yardımdan mutlu olmak. Şimdi bunu çok güzel bir örnektir mesela. Çocuk esirgeme kurumuna ya da işte bir daha farklı herhangi bir dezavantajlı durumda olan birilerine bir yardım ettiğinizde oradan beklediğiniz aslında karşılığında size bir şey yapması gibi bir karşılık yok. Ne var orada? O insanların yüzünde yarattığınız gülümseme belki de sadece. Aslında burada şey yok. Bir karşılık yok. Ben ona bir iyilik yaptım, o da bana yapacak yok. Tamamen hiçbir beklentin olmadan bir iyilik yapıyorsun. Bu bir kere en başta kendimizi çok daha tamamlanmış, iyi hissettiren ve daha mutlu hissettiren. Ben buna çok katılıyorum. Ne zaman özgecilik tarzında bir yardım, iyilik, bunu nasıl tanımlarsanız artık yapsam, kendimi gerçekten inanılmaz mutlu hissediyorum. Bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Birilerinin hayatı olarak da düşün. Maddi ya da manevi. Bu durumda mutluluk kendiliğinden geliyor diyor. Muhtemelen birçoğunuz aranızda bunları deneyimlemiş de olabilirsiniz zaten. Şimdi bir tane bir başka filozofumu Nietzsche. Şimdi Nietzsche felsefe tarihine, düşünce tarihine baktığınızda bana göre en negatif gibi görünen filozoflardandır aslında. Fakat çok enteresan şeyler söylemiş. Tek bir cümlesi vardır ve bunu muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Çok önemli bir cümledir bu. Her yerde görmüş olma ihtimaliniz var. Beni yıkmayan acı beni güçlendirir gibi bir cümlesi vardır hatırlarsınız. Şimdi burada aslında ne demek istiyor? Burada zor zamanların bize öğrettiklerinden ve bizi derinleştirdiklerinden ve aslında acı çekmek ya da kötü günler geçirmek belki de böyle tanımlayabilirsiniz. Ama buradan öğrendiğimiz şeylerle ileri de çok daha farklı mutluluklar yaratabileceğinizi söylüyor. Ve en büyük bilgelik kaynağıdır diyor. Şimdi ben burada şeyi söylüyorum. Burada aslında biraz Wilhelm Schmidt'le de benzeşen tarafları var. Niye? Orada ne diyordu? Sürekli mutlu olmak istersen
zaten mutsuzluğu garantiledin diyordu ya. Nietzsche de aslında şöyle bir şey söylüyor. Bu hayatta evet acılar olacak, mutsuzluklar olacak, problemler olacak ama bunların karşısında bizim nasıl durduğumuz ve bunları nasıl göğüslendiğimiz önemlidir diyor. Eğer bunu yaptığımız takdirde sonrasında inanılmaz anlamlı ve mutlu bir hayat yaşayacağız diyor. Ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. İnsanlar sürekli mutluluk ya da problemsiz bir hayata kodlama yaptıkları zaman mutsuzluğu garantilemiş oluyorlar. Hayatımızda küçük küçük, bazen küçük bazen büyük diyeyim ya da sorunlar, problemler, bize acı çektiren olaylar, üzüntüler maalesef ki olacak. Ama hayat iyi ve kötü birlikte var. Ve önemli olan bunların karşısında nasıl durabildiğimiz. Şimdi Nietzsche çok böyle negatif gibi gelen biri olmasına rağmen mesela Dalai Lama da hepinizde ilk imaj olarak çok pozitif gelen bir imajdır diye düşünüyorum. Tibet'in ruhani lideridir biliyorsunuz muhtemelen. O da çok benzer bir şey söylüyor. Bir konuda üzülmek aslında diğer kişilerle ilgili bir konuda acı çekmek empati kurmamızı sağlar, özdeşleşmemizi sağlar, iyi şeyler yapma isteğimizi arttırır. Bu da aslında çektiğiniz her üzüntünün, her acının size mutsuz ediyor diye kodlamayı, etiketlemeyi bırakıp aslında bu bana ciddi bir şey öğretiyor yaklaşımında olmanızın daha iyi olacağını gösteriyor. Evet, Viktor Frankl diye bir başka düşünür var. Ciddi, önemli bir sosyologtur aslında kendisi. Nazi toplama kamplarında işkence görmüş biri. Ve şöyle bir şey söylüyor. Evet, insan acı çekebilir, üzülebilir. Önemli olan burada bir anlam olması diyor. Yani bunun bir sebebi, bir anlamı olması. Öyle olduğu zaman aslında bu sizi daha sabırlı, daha sebatkar diyebilirim bir hale getiriyor. Ve sonunda yine mutlu hale geliyorsunuz aslında. Asıl sorunun sebepsiz üzüntüler ve sebepsiz yani tanımlayamadığınız, herhangi bir anlam atfedemediğiniz üzüntüler olduğunu söylüyor. Çaresizliğin asıl nedeninin anlamsızlık olduğunu söylüyor. Yine bakın örtüşüyor bazı şeyler. Anlam, hayatımıza ne gibi anlamlar kattığımız çok önemli diyor. Hemen hemen bütün düşünürler ve bütün disiplinler bunu söylüyor. Ve bizden bir düşünürün çok güzel bir sözü var. Mevlana'nın, hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın diyor. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme diyor. Ve en sonunda da nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını diyor. Aslında bütün bu düşünceleri toparladığınızda şeyi çıkartabiliriz. Bazen kötü olaylar maalesef ki olacak ve bunun her tarafta olan çözüldü mü problem? Şimdi galiba çözüldü. Evet, düzeldi şimdi. Nereden devam edeyim? Kaldığım yerle ilgili sorun var mı? Bir 10-15 saniye öne alabilirsek. Tamam. Burada acısız hayata kodlama yapmamanın çok önemli olduğu, belki bu acıların bizi aslında olgunlaştırabileceği, büyütebileceği ve besleyebileceğini görüyor oluyoruz aslında. Evet, içerikte bilhassa bunu belirtmiştim. Çünkü bu enteresan ve gerçekten bu da kafa karıştıran bir konudur. Mutluluk paradoksu. Bize hem mutlu hem de mutsuz eden neler var sorusuna baktığınızda.
Ya aynı anda hem mutlu ediyor beni hem de mutsuz ediyor. Nedir bu? Birçok örnek koyabilirsiniz aslında. Şimdi hatta bazılarınızı belki bu şeyden dolayı güldürebilirim. Mesela aile diyor. Ziyad Marar. Irak asıllı bir İngiliz düşünür. İngiliz vatandaşı bir düşünürdür Ziyad Marar. Aile ve iş diyor. Yani ailemizi de işimizi de hayatımızda en çok sevdiğimiz şeylerden ilk sıralara koyduğumuzu düşünüyorum birçoğumuzun. Fakat bazen de gerçekten bizi en çok mutsuz eden şeylere de baktığınızda bunlar da olabildiğini görüyoruz. Burada yine şey söz konusu olmaya başlıyor. Sürekli mutluluk diye bir şey yok. Bizi hem mutlu hem de mutsuz eden şeyler de olabilir diyor. Ben buna da katılıyorum ve bir insanla, bir işe, bir kavrama beni sürekli mutlu etmesi gerekiyor gibi bakmamam gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ve en çok eğitimlerde çok fazla anlattığım bir bölümdür bu benim. Olumlu tutum. Şimdi olumlu tutum hepimizin işte olumlu düşünce, pozitif düşünce neredeyse her yerde karşımıza çıkan konulardan biri. Fakat ben bunu biraz daha felsefi ve daha realist aynı zamanda bir bakış açısıyla anlatmak istiyorum. Sokratik sorgulamadan yola çıkarak anlatıyor olacağım. Şimdi düşünceleri sorgulamak ve daha rasyonel düşünebilmek için Sokratik sorgulamayı kullanıyoruz. Sokratik sorgulama nasıl bir şeydir? Nedir? Şimdi Sokrates diyor ki, bildiğimiz Sokrates'tir bu. Her düşündüğünüze inanmayın diyor. Yani ne demek istiyor acaba? Ben kendi düşündüğüm şeye inanmayacaksam neye inanacağım? Büyüklerimiz bazen şey der, böyle çok önemli bir karar vermeden önce, muhtemelen sizlerde de olmuştur. Kızım bu konunun üzerine bir uyu, hemen karar verme, yarın düşün, yarın karar ver. Şimdi burada aslında biraz buna yönelik bir şey. Belki de o anda ki içinde bulunduğum psikolojik durum, çevresel şartlar benim tam olarak doğru düşünebilmemi ya da sağlıklı düşünebilmemi engelliyor olabilir. Bunu nasıl sorgulayacağım peki ki? Nasıl sorgulamam lazım? Şimdi burada Sokratik sorulara örnekler var. Aslında bunları çok daha farklı şekilde sizler sorgulayabilirsiniz. Farklı olaylar karşısında farklı sorular sorabilirsiniz. Ama çok önemli sorular. Bu arada sunumu sizinle paylaşıyor olacağım şey olarak da, size mail olarak da gönderiyor olacağız. Burada çok önemli bazı sorular var. Ya o düşünce tarzını sorgulayın diyor. Bir konuda olumlu da olabilirsiniz, olumsuz da olabilirsiniz bu arada. Emin olmayabilirsiniz ya da birine daha yatkın olabilirsiniz. Ama gerçekten doğru kararı vermek ve doğru düşünebilmek için bunu sorgulamak gerektiğini söylüyor. Burada şimdi birçok soru var ama benim çok çok önemsediğim bazı bölümler var. Bu en kötü ihtimalle ne olabilirle başlayan bölüm. Şimdi bir olay karşısında en kötü ihtimalle ne olabilir? Bunun neresi kötü? En kötü ihtimal karşısında ne yapardım? Sorularının cevaplarını alabiliyorsam eğer, bazen bunlar çok kolay sorular olmayabiliyor olaylar karşısında. Ama bazen de çok güzel cevaplar bulabiliyorum. Yani şöyle bir şey oluyor. Ben o kafamda net olmayan konuyla ilgili en kötü ihtimalle ne yapabilirim? Bununla ilgili 3-4 tane alternatif plan hazırlayabiliyorsam, bu senaryo benim için kötü olmaktan çıkar hale geliyor. Yani ben bu senaryoya hazırım. Şimdi böyle bir durumda ne olmuş oluyor? Ben aslında kafamda negatif gibi görünen bir durumu o kadar da negatif olmaz hale getiriyorum ve ben bunu
sadece ben bunu altını doldurarak yapmış oluyorum. Yani ben sadece olumlu düşünüyorum, her şey muhteşem olacak diye düşünerek yapmıyorum sadece. Kötü senaryolar karşısında da ne yapabilirimin risk analizini aslında tam iş dünyasına dair bir terimle tarif etmek istersek, o riskleri analiz edip o riskler karşısında ne yapabilirimi de görerek yapıyorum. Ve altı dolu bir olumlu düşünceye, olumlu tutuma başlamış oluyorum. Yani altını doldurmadığınız takdirde olumlu düşünce bazen sizi hayal kırıklığına da uğratabiliyor. O zaman da şey başlayabiliyor. İşte ben hep pozitif düşünüyorum ama işte bir takım bahaneler başlıyor. Çünkü altı dolu değil. Ama bu sorulara cevap verdiğiniz zaman gerçekçi olumlu düşünceye sahip olmuş oluyorsunuz. Sokratik sorular bu açıdan benim çok önemsediğim bir şey. Ben herhangi bir şekilde bir konuyla ilgili negatif bir düşünceye kapıldığımda mutlaka bu soruları soruyorum kendime. Ve olumlu telkinde bulunuyorum kendime, evet, ama altını doldurarak yapıyorum. Altını doldurmadığınız zaman biraz afaki ve havada kalmış oluyor. O yüzden olumlu düşünce çok önemli. Ama altını doldurmamız da çok önemli. Evet. John Stuart Mill yine bakın Wilhelm Schmidt'le benzeşen bir noktası yine ortaya çıkıyor. Mutluluk bir amaç olmamalı diyor. Mutluluğu amaç haline getirdiğiniz zaman daha fazla mutluluğu sorgular ve aslında mutluluğun bir yan ürün olduğunu unutur hale gelebiliyoruz. Mutluluk nasıl bir yan ürün peki? Böyle bir yan ürün. Şimdi anlamdan bahsetmiştik ya. Sizin için anlamlı olan bir şey yaptığınız zaman, burada resim örneği var. Birçok şey olabilir bu. Yani sizin için anlamlı olan şey neyse, bilimsel bir şey üzerinde çalışıyor olabilirsiniz, herhangi bir hobi olabilir. Size göre anlamlı olan herhangi bir şey bu aslında. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Resim yaparken başta resmin iyi mi kötü mü olacağını düşünmek mi daha iyi, yoksa resmi konu olacak hayali düşünmek ve burada hissettiğiniz duygu. O tutku dediğimiz şey aslında burada mutluluk. Ve şimdi çok güzel başka bir düşünürün, Baron Wolf'un bir cümlesiyle devam ediyor olacağım. Bu düşünce tarzını çok tamamlıyor. Eğer gerçekten mutlu bir insan arıyorsanız, onu bir şeyler üretirken, bir şeyler yaparken, bir akış içinde aslında yakalayabilirsiniz diyor. Bu yaptığınız şey bir beste yapmak olabilir, kitap yazıyor olabilirsiniz, yaptığınız işi detay süreçleri olabilir. Çok basit, bahçenizde, balkonunuzda bir şeyler yetiştiriyor olabilirsiniz. Ama buradaki önemli olan sizin için anlamlı bir şey oluyor olması. Yani sadece arayarak bulunan bir şey değil aslında bu. Evet. Bir de psikolojik zamandan bahsediyor olacağım. Şimdi psikolojik zaman dediğimizde aslında şu anda önemli de bir konu ve bayağı da popüler olan bir konu, mindfulness kavramı var. Bunu ben farkındalık ve anda olmak diye tam belki detaylandırabiliriz. Psikolojik zaman burada aslında buna benzer bir kavram. Ve Uzak Doğu düşünürlerinin birçoğu bundan bahsediyor. Size bazı kitaplar da tavsiye ediyor olacağım. Oradan daha detaylı da okuyabilirsiniz bunları. Psikolojik zaman ne? Burada ve bu anda olmamak. Yani ya geçmişte ya da gelecekte olmak. Şimdi bu böyle baktığınızda, yani gerçek zamanda olmamak, şu anda olmamak.
Ne oluyor? Ya geçmişte aklınız ya da gelecekte. Böyle olduğu zaman aslında anı kaçırıyorsunuz. Oysa huzur içinde olabilmek için anı yaşamak gerektiğini birçok düşünür söylüyor. Bu tabii şey anlamına gelmiyor. Geçmişi düşünme, hiçbir şekilde umursama, geçmişten ders alma anlamına gelmiyor. Ya da geleceğe dair herhangi bir plan yapma anlamına gelmiyor. Tabii ki geçmişten almamız gereken dersleri alacağız. Geleceğe dair hedefler koyacağız, aksiyon planı yapacağız, aksiyona da geçeceğiz. Fakat bunları bu işler için ayırdığımız zamanda yapıyor olacağız. Ben o an ne yapıyorsam ona odaklanmam gerekiyor. Bu mutluluğun formüllerinden biri. Evet, yani ve bende de çok işe yarayan formüllerden biri. Bunu nasıl daha farklı örneklendirebilirim? Şimdi şu anda benim keyfim çok yerinde. Sizlerle birlikte güzel bir seminer yapıyoruz. Ama ben şu anda aslında buraya odaklanmayıp tutup da geçmişte olan kötü bir şeyi ya da gelecekte kafamda endişe olan herhangi bir şeyi düşünüyor olsam şu anki kadar keyifli ve huzurlu olmayabilirim. Çünkü başka bir andayım. Ve şu anda yakalayacağım bazı şeyleri yakalayamayabilirim de. Yani aslında gerçekte yaşamanız gereken hayatı yaşamıyorsunuz. Ya geçmişte ya gelecekte yaşıyor oluyorsunuz. O yüzden anda olabilmek, anda kalabilmek çok önemli. Bununla ilgili Eckhart Tolle'un uygulama örneklerinin de olduğu kitapları var. Size onları tavsiye ediyor olacağım, gösteriyor da olacağım sonunda. Evet, Andrew Gidd'in çok güzel bir sözü var. Tam anlamıyla mutlu olmak için gereken tek şey bu anı geçmişteki diğer anlarla karşılaştırmayı bırakmaktır diyor. Ben çok ciddi anlamda katılıyorum. Şimdi farklı disiplinlerden de bahsedeceğim demiştim. Şimdi de bir nörolog. Londralı bir nöroloğun bir düşünce tarzı var. Yaptığımız işe yoğunlaştığımızda beyin rahatsız edici uyarıları ulaştırmıyor beyne. Yani ben o an sevdiğim, yoğunlaştığım bir şeye, o ana odaklandığımda aslında diğer kötü şeyleri, kötü şeyler belki de devam ediyor bir yan tarafta. Fakat düşünmüyorum çünkü çok ciddi anlamda ona konsantre olmuş oluyorum ve diğerlerini unutuyorum. Evet, psikolog Mihalis, bunu doğru telaffuz edemeyebilirim, akış olarak adlandırdığı da bir kavramdır aslında bu. Kişi kendini yapılan işe bıraktığında, bu iş neyse, ona odaklandığında gerçekten diğer küçük ya da büyük bir takım mutsuzluk kaynaklarını unutmaya başlıyor. Bu bende de çok işe yarıyor. Sevdiğim şeyleri yaparken kesinlikle dış kaynaklı negatif şeylerin çoğunu düşünmemeye başlıyorum. Evet, şimdi bir taraftan da şeye başlıyor olacağız. Dopamin, serotonin, beta endorfin gibi bir takım nörotransmitterler ve hormonlardan bahsediyor olacağım. Şimdi ana odaklandığımızda aynı zamanda bu çok önemli de bir şey, dopamin de salgılıyoruz. Yani sadece düşünce tarzımız bağımsız bir şekilde gitmiyor. Aynı zamanda ben bu işe yoğunlaştığım için vücudumda da benim konsantrasyonumu, dikkatimi, hatta mutluluğumu da arttıracak dopamin salgılanmaya başlıyor. Şey çok enteresan tabii. Hani birkaç kimyasal maddenin bizim düşünce tarzımızda, ruh halimize bir anda değiştirmesi enteresan.
Fakat bu böyle, bilimsel olarak böyle üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılmış. Dopamin aslında bedenimizin ve hayatımızın tansiyonu gibi. Başka sinir hücreleriyle bağlantı kurmayı sağlıyor. Ve bizi kesinlikle daha konsantre ve yaratıcı yapıyor. Dopamin azalırsa dikkatimiz de azalıyor. Bakın, dikkatimiz azaldığında çok enteresan bir şekilde mutsuzluklara doğru gidiyoruz. Ana odaklandığımızda, yaptığımız şeye odaklandığımızda mutsuz olmamız için gereken şeyler azalıyor aslında. Şimdi enteresan bir başka konu, dopamin aslında doping maddelerinde de var. O yüzden sporcular mesela onu kullandıklarında çok daha dikkatli, çok daha konsantre kendi şeylerine odaklanıyorlar. Ama tabii ki doping maddeleri kullanmayacağız ya da herhangi bir madde kullanmayacağız. Çünkü çok daha basit bir takım yiyeceklerde bulabileceğimiz, yiyeceklerle arttırabileceğimiz bir şey bu. İşte bir takım kuru yemişler, bademdir, muzdur, çilektir, kabak çekirdeğidir, bir takım yeşil sebzelerdir. Bunlar da salgılanabiliyor, bunları yeterli aldığımızda. Enteresan bir başka bir şey, mesela aşık olduğumuzda da dopamin salgılıyoruz. Hatta dopamin bu şey, bir şey böyle, o onu, o ona sebep oluyor. Dopamin salgıladığımız zaman da aşık olmamıza yardımcı olabiliyor. Birbirini tetikleyen bir şey bu. Sorun çözme konusunda, sorun çözme becerisinde bize çok yardımcı oluyor. Çünkü dikkatimiz ve konsantrasyonumuz konusunda çok önemli. Bize heyecanlandırıyor dopamin. Ve stres ve heyecanın belli bir oranda hayatımızda olduğu noktada biz mutlu oluyoruz. Belli bir oranda. Hatta bunun için biliyorsunuz ekstrem sporlar yapan birçok insan var. Çünkü ne oluyor? Orada adrenalin salgılıyoruz. Metabolizmamız hızlanıyor ve aslında ciddi anlamda heyecanlı bir mutluluk yaşıyor oluyoruz. En bilinenleri serotonin. Serotonin eksikliğinde ciddi anlamda depresif, yorgun ve mutsuz oluyoruz. Peki nasıl arttıracağız bu serotonini, dopamini? Şimdi bunları da konuşuyor olacağız. Bir başka madde oksitosin. Bu hamile kadınlarda çok fazla görülür. Ama tabii ki sadece kadınlara özgü bir şey değil. Hamile kadınlar kendiliğinden bunu salgılar hale geliyorlar sadece. Sürekli ilişkiler sıcaklık, şefkat ve esirgeme hissi verir diye tanımlayabiliyoruz. Sarılma ve dokunma ile daha çok hissettirilen, yani bir insana sarıldığınız an, şefkat gösterdiğiniz anda oksitosin salgılamaya başlıyor. Belki de şu anda işte içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı, karantina sürecinden dolayı, birbirimizle sosyal mesafelerden dolayı da biraz bu oksitosin salgılamamız azaldığı için de etrafta daha böyle sinirli, daha depresif insanlar görüyor olma ihtimalimiz de mümkün. Bunu hatta en güzel örneklerden biri de şudur. Birisi üzüldüğü zaman ona sarılırız direkt, biliyorsunuz. Bu neye sebep olur aslında? Onu rahatlatır. Bu aslında bilinçsiz bir biçimde belki de bizim işte ona sarılmamız, sırtını sıvazlamamız ya da elini tutmamız, o anda onu oksitosin salgılatmamız ve hani rahatlatmamız anlamına geliyor. Sarılabildiğiniz insanlara, şu anda sosyal mesafe konusunda sorun yaşamadığınız insanlara gidip sarılın. Böyle söyleyeyim. Çok ciddi etki edeceğini düşünüyorum. Enteresan başka bir konu. Mesela koşan insanlarda bu çok şeydir. Gerçekten çok ciddi anlamda koşuyorsunuz ve artık yorulmaya başlıyorsunuz. Çok ciddi anlamda kendinizi zorluyorsunuz. Fakat bir şekilde devam ediyorsunuz. Çünkü orada o acıyı azaltan endorfin ve enkefalin salgılanıyor ve
Biz orada o acıyı unutuyoruz. Çünkü bir hedef var, zorluyoruz kendimizi. Durduğumuz anda bunu hissetmeye başlıyoruz. Ben bazen bunu çok konsantre ve çok sevdiğim bir işi yapıp böyle uzun süre ona vakit harcadığımda yorulduğumu fark etmiyorum mesela. Ben burada bana bunun etki ettiğini düşünüyorum açıkçası. Yorulduğumu fark etmiyorum. Ne zaman ki o işi bitiriyorum, bitirdiğim anda, şöyle bir oturduğum anda yorgunluğumu hissediyorum. Ama o süreçte, o şeyde aslında işte bütün bu belki dopaminin, endorfinin ve enkefalinin salgılanmasıyla ben o yorgunluğu hissetmiyorum. Evet. Bunu az önce söylemiş olduk aslında. Bu hem opioid hem de oksitosin açısından çok önemli. Biri korktuğunda, üzüldüğünde ona neden sarılıyoruz? Çünkü bunu bilinçli biliriz, bilinçsiz de yapıyor olabiliriz. Ama bence bu bilinç, yani %90 bilinçsiz bize içgüdüsel yaptığımız bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar, küçük çocuklar, bebekler bile bazen bunu hissedip siz herhangi bir şekilde kötü olduğunuzda gelip size sarılabiliyorlar, size dokunabiliyorlar. Bunlar çok önemli. Evet, temas sonucu ortaya çıkıyor ve kesinlikle bizi daha sakin, daha şefkatli, daha huzurlu böyle bir hale getiriyor. Evet, şimdi peki bunları nasıl salgılayacağız? Tamam, çok güzel, bunlar böyle yapıyor. Burada spor ve beslenme çok önemli. Hareket etmek gerçekten antidepresan gibi bir şeydir. Yapılan küçük hareketler olabilir. Gerçekten şimdi ormanda yapılan küçük bir koşu burada çok muhteşem bir örnek. Fakat hani şu anda ormanlara gidemiyoruz belki. Ama herhangi bir hareket hali, herhangi bir spor halinde çok ciddi anlamda serotonin ve dopamin salgılıyoruz. Ve bu bakın hani şey derler, bunu yine böyle aslında bizim yaşlılarımız da söyler. Çok böyle stresli, kendimizi üzgün hissettiğimiz zamanlarda çık bir yürüyüş yap, bir nefes al, bir rahatla gel derler. Niye? Çünkü gerçekten en basit yürüyüşte bile siz o dopamini ve serotonini salgılıyorsunuz. Ve bu aslında sizi mutlu ediyor. Evet, beslenme deyince de şimdi şey çok bunlar aslında birçok gazetede de yayınlanıyor, biliniyor. Gerçek anlamda sağlıklı beslenme aslında, doğru beslenme. Yani ne? Ben daha işte o doğru vitaminleri alabileceğim, bana katkı sağlayabilecek, enteresandır ama beni mutlu eden şeylerin çoğu yeşil şeylerdeymiş. Yeşil sebzeler, meyveler, bunlar çok faydalı. Mor olanların çok faydalı olduğu söyleniyor. Benim gerçekten mutluluğuma etki ettiğini söylüyorlar. Artı az miktarda ve doğru oranlarda yediğimiz kuru yemişler gibi. Şimdi bunlar bizde mutluluğu arttırıyor. Beslenmemize de o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ve bunu hani şey bir felsefeci ya da bir sosyolog değil, direkt bir nörobilimcinin söylüyor olması daha da çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben hem gerçekçi düşünceyle hem de daha olumlu tarafla bir takım disiplinleri birleştirerek bunları hayatıma aldığında daha benim için inandırıcı ve güzel oluyor. Ne kadar çok sayıda ve nedenli uzun vadede
yaşadığınız arkadaşlıklar varsa o kadar daha mutlu olduğunuzu söylüyor. Daha iyi bir sosyal çevreye sahip olan insanların çevresinde olan negatif olaylardan daha az etkilendiğini ve daha mutluluk odaklı olduğunu söylüyor. Bunda tabii ki çok önemli olan bir şey, negatif olan konuları onlarla paylaşıp azaltabiliyor olmanız ve pozitif olan şeyleri onlarla konuşup ters oranda çoğaltıyor olabilmenizin çok etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Bu da çok enteresan. Yine bir üniversitede yapılan, Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde hastalıkları hakkında arkadaşlarıyla konuşabilen insanların diğerlerine göre 2 kat daha fazla yaşadığı ve iyileşmesinin daha yüksek oranda olduğu söyleniyor. Evet, şimdi yavaş yavaş eğitime sonuna doğru geliyoruz. Ben nasıl aktık, nasıl gittik farkına varmadım açıkçası. Mutluluk formüllerinden biri de benim de çok yaptığım ve çok da önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden biri de mutluluk güncelleri. Yani beni neler mutlu ediyor? Aslında ben bu eğitimi interaktif yaptırdığımda bunları size bayağı böyle oturup grup çalışmaları halinde yazdırıyorum. Bunu şu şekilde de tanımlayabiliriz. Benim hayatımda beni mutlu eden ve benim hayatımda oldukları için şükrettiğim diyebileceğim konular, kavramlar olabilir. Birçok farklı şey olabilir bu. Bunları yazmak diyeyim size. Yani ben mutluyum çünkü çok iyi arkadaşlarım var. Ben mutluyum çünkü insanlara yardım edebiliyorum. Ben mutluyum çünkü sağlıklıyım. Ben mutluyum çünkü hayatımda anlamlı olan şeyler yapıyorum. Ben mutluyum çünkü diye sıralayarak yüz yüze karşılıklı bir interaktif bir eğitim yapıyor olsaydık bunu bir çalışma olarak birlikte yapıyor olacaktık. Ben size bunu ev ödevi gibi düşünün, vereyim. En az 30 tane kendinizi mutlu eden, bu küçük şeyler de olabilir, kahve de olabilir, çok daha anlamlı, çok daha derin, çok daha felsefi şeyler de olabilir. Yazmanızı isteyeceğim. Burada şöyle bir şey oluyor ve bunu yazın. Bu bir yerde dursun. Daha sonra gerçekten biraz kendinizi kötü hissettiğiniz anlarda buna bakın. Çok fazla kötü hissettiğiniz anlarda daha fazla bakın. Ben yavaş yavaş sorulara geçeceğim. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz Pınar Hanım. Gerçekten güzel oldu eğitimimiz. Çok sağ olun. Şimdi sorulara geçebiliriz. Sohbet bölümünden yazabilirsiniz. Sorularınız varsa biraz bekleyelim. Tamam. Bana her zaman ulaşabilirler. Ben sosyal medyada çok aktifim. Benim mailimi yönlendirebilirsiniz. Tabii. Kitap önerinizi sormuşlar Pınar Hanım. Evet. Hatta gösterebilirim. Bir tanesi bu başta bahsettiğim kitapları. Yaklaşık 5-6 tane kitabı Türkiye'ye çevrildi. Neden bilmiyorum ama seçiyorlar yani. Tavsiye ediyorum. Olabilir. Ne zaman çıkıyor? Yani bir dakika. Bir tamam. Seçte problem var. Hemen gideriyorum. Şeyi seçiyor herhalde. Oradan biri de bir şey yapıyor herhalde. Tamam. Buyurun. Wilhelm Schmidt'in kitaplarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bahsettiğim diğer filozofların da kitaplarını
Hepsi böyle şeyi de söyleyeyim. Yani şimdi felsefe deyince biraz bazen ya şimdi çok ağır olabilir diye de düşünen arkadaşlar çıkabilir aramızda. Mesela Wilhelm Schmidt gerçekten çok güncel bir dille yazıyor. Çok da okurken çok kolay akıyor. Şimdinin Gücü kitabı Eckhart Tolle bu anda olmakla ilgili ciddi anlamda uygulamalar da gösteriyor. Bu arada soruları ben de görmeye başladım. İsterseniz cevap verebilirim Bircan Hanım. Nasıl isterseniz Pınar Hanım. Ceyhun Bey bilinçli farkındalık hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Mutluluğa etkisi var mı? Kesinlikle etkisi olduğunu düşünüyorum. Hatta az önce bahsettiğim kitap Şimdinin Gücü Eckhart Tolle'un onunla çok benzer yönleri olduğunu düşünüyorum. Çok etkili. Kitapları gösterebilir misiniz demişler. Tekrar gösteriyorum. Wilhelm Schmidt'in. Bu kitap mesela ters köşe bir kitaptır. İsmi Düşmanlığın Faydaları ama tam çok güzel bir anlatımı vardır. Ters anlatır. Şu kitap ama Wilhelm Schmidt'in şu anda benim yanımda olmayan maalesef 5-6 tane kitabı var. Ve hepsini tavsiye ediyorum açıkçası. Bir de şu Şimdinin Gücü kitabı. Artı diğer bahsettiğim filozoflarla ilgili onların pozitif düşünceye, mutluluğa dair yazdığı kitapların hemen hemen hepsini tavsiye ediyorum açıkçası. Berrak Hanım teşekkür etmiş. Ben de çok teşekkür ediyorum katıldıkları için arkadaşlarıma. İnşallah daha sonra yüz yüze eğitimlerde karşılıklı daha interaktif yine buluşuyor oluruz. Sonuçta Taysat'la sürekli eğitimler yapıyoruz. Bircan Hanım soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Yazılı Selman olarak Bey. Soramadığım için sesli buyurun olarak soracağım. Makbel Selman Dündar. Merhaba Pınar Hanım. Merhaba. İki tane sorum var. Bir tanesi Sokratik sorgulamayla akıl süzgecinden geçirmek aynı şey mi? İkincisi buyurun. Pardon. İkincisi de önce kendinizi mi mutlu edeceksiniz yoksa karşısındakini mi mutlu edeceksiniz onu merak ediyorum. Çok güzel iki soru Selman Bey. Çok gerçekten çok güzel iki soru. Çünkü bu çok tartışma konusu. Kimi diyor evet. Önce ben mutlu olacağım sonra karşısındakini. Kimi diyor ki ben önce karşısındakini sonra kendimi. Merak çok ediyorum. Çok güzel iki soru açıkçası. Evet. Önce ilkiyle başlıyorum. Şimdi Sokratik sorular kesinlikle söylediğiniz şeyle çok bağlantılı akıl sürecinden geçirmek. Yani nedir? Ben hani olumlu düşünüyorum. Tamam harika çok pozitifim. Ama bunun altını doldurmadığımda yani realist düşünmediğimde bu sefer ben hayal kırıklığına uğruyorum. Bu şey gibi oluyor. Şimdi çok moda terimler var ya evrene pozitif enerji gönderiyorum. Tamam gönderdim ama altını dolduracak o isteklerimle ilgili. Bir şey yapmadığım zaman altı boş kalıyor ve ben hayal kırıklığına uğruyor oluyorum. O yüzden tabii ki çok olumlu düşüneceğim ama düşüncelerimi sorgulayacağım. Olası riskleri göz önüne alacağım ki gerçek anlamda olumlu olabileyim. Yani akıl süzgeci çok güzel bir tanımlamaydı. İkincisi ise şimdi önce ben mi, önce çevremdekiler mi? Önce kesinlikle siz. Neden? Çünkü eğer siz mutlu olmadığınız takdirde, şimdi ben çocuğum benim için çok önemli, eşim çok önemli, ailem çok önemli, annem, ya hepimizin çok önemli bir sürü sevdiği insan var ve hepimiz onları çok mutlu etmek istiyoruz. Evet ama ben mutsuzsam onu nasıl mutlu edebilirim? İşte bu imkansız bir şey. Önce kesinlikle ben mutlu olmalıyım. Bu uçaklardaki gibi düşünün arkadaşlar. Önce kendinize takıyorsunuz, sonra çocuğunuza takıyorsunuz. Çünkü
Yani siz iyi olmadan kimseyi iyi yapamazsınız. Teşekkür ederim Pınar'ım, sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Serhan Bey teşekkürler. Berhan Hanım'ın bir sorusu var. Anda kalmak için bazı teknikler tavsiye edebilir misiniz? Nefes teknikleri, meditasyon için ilave eğitim almak gerekir mi? Aslında tavsiye ettiğim şu kitapta çok güzel örnekler var ve çok düşüncesel olarak da şey olarak da uygulayabilmeniz çok kolay açıkçası. Ama yani eğitim, meditasyon ve nefes konusunda çok fazla veren yer var. Tercih edebilirsiniz kesinlikle. Çok işe yarıyor. Ama hani ona vakit bulamıyorsanız da online bir takım şeylerle de destekleyebilirsiniz. Evet, meditasyon, nefes teknikleri. Ama en başta burada farkındalık. Yani burada şeyi söyleyebilmek çok önemli. Ben şu anda anda değilim. Titre, kendine gel ve ana gel. Bunu belli bir süre sonra zaten kendinizi disipline eder ve yapar hale geliyorsunuz. Ama dediğim gibi kitabını tavsiye ediyorum Eckhart Tolle'un. İşe yarayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Evet, başka sorumuz varsa hızlıca alalım. Son 3-4 dakikamız kaldı. Teşekkürler için ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle yüz yüze de tanışıp daha interaktif, keyifli konuşmalar, grup çalışmaları yapar, eğitimler yaparız. Şimdi. Anketimizin ikinci sorusunu da açtım. Şu an aktif. Linke tıklayarak yanıtlayabilirsiniz. Burada konu önerileri de yönlendirebilirsiniz bize. Bu anket yazarak da cevaplayabileceğiniz bir soru. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Konu önerileri, evet, Bircan Hanım'ın söylediği gibi benim de hani web sayfama ve şeye bakabilirsiniz. Benden isteyeceğiniz farklı eğitim istekleri de olursa onları da yazabilirsiniz. Çok memnun olurum. Benimle her şekilde iletişimde de olabilirsiniz. Sosyal medyada ya da mail adresimden ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş sonlandırabiliriz eğitimimizi Pınar'ım. Sana teşekkürler geliyor. Evet, güzel dönüşler geliyor. Süper, süper. Ben de çok keyif aldım. Nasıl geçtiğini fark etmedim. Bir de genelde hep böyle uzun eğitimler verdiğimiz için eğitimin başında da hatta bir ara şey dedim ya, daha sonraki saatlerde dedim. Gerçekten böyle uzun eğitim vermeye çok alıştığım için umarım daha sonra yine böyle bu süreçlerin hepsini atlatırız ve daha uzun uzun konuşuyor, buluşuyor oluruz. Umarım, inşallah sağlıkla o günlere kavuşuruz. İnşallah. Son anda bir soru daha geldi. Onu da cevaplayalım. Öyle kapatalım. Sorumu onu da bakayım. Suna Hanım. Suna Hanım, benim daha önce de sistemime katılmış bir katılımcım. Çok sevdiğim bir katılımcım. Bazen mutsuz olduğumuzu zannettiğimiz durumlarda daha sonra geriye dönüp döndüğümüzde aslında mutlu olduğumuzu hissederiz. Bunun sebebi nedir? İşte tam o kadar güzel ki bu. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi oradaki şeyin aslında bizim için anlamlı olması. Yani o hani anlam, acı, mutluluk dediğimiz bölüm vardı ya bahsettiğimiz. Belki zor günler, belki kötü günler yaşadığınızı, acı çektiğinizi düşünüyorsunuz. Ama bir şekilde o kötü şey ya da acı şey, üzüntülü şey aslında sizin için anlamlıysa, bu şey de gibi hani Iraklı düşünür Ziyad Marar'dan örnek vermiştim ya, çocuk gibi. Mesela çocuk aslında çok önemli bizim için, çok sevdiğimiz ve harika bir şey. Ama bazen gerçekten bizi çok da üzebilen de bir şey olabiliyor. Bazen çok üzüldüğümüz dönemler olabiliyor. Daha sonra baktığımızda o üzüldüğümüz dönemlerin aslında ne kadar anlamlı ve güzel günler olduğunu görebiliyoruz. Kesinlikle.
Yağmur Yıldız'ın bir sorusu olmuş. Siz okuyor musunuz Pınar Hanım? Evet. Ben okuyayım mı? Evet, okuyorum. Ama istersen diğer arkadaşların duyması için okuyabilirsin. Tamam. Aklıma takılan her konuyla ilgili anlamlar bulmaya ve dediğiniz gibi altını doldurmaya çalışıyorum. Sonuçta bulduğum ve ikna olduğum anlamlar oluyor. Ancak bir başkası bunu olumsuz bir yorum getirdiğinde bozuluyor. Nasıl düşünmemiz gerekir bu durumda? Burada şöyle söyleyebilirim. Eğer doğru anladıysam, hani sizin size yapılan negatif yorumlar karşısında bozuluyorsunuz. Bunu şöyle söyleyeyim. Negatif yorumlar maalesef her zaman bir takım insanlar tarafından karşımıza çıkacak. Yani sizin son derece kendi kendinize içsel olarak rahatlattığınız, ikna olduğunuz durumlarda birileri gelip size bu konuyla ilgili çok olumsuz bir şeyler maalesef söyleyebilecek. Bu bazen iyi niyetli de olabilir, kötü niyetli de olabilir. Yani sizin iyiliğinizi düşündüğü için de yapıyor olabilir. Ama şimdi geri bildirime her zaman açık olmak lazım. Evet, o olumsuz yorumu alın, değerlendirin. Ama önemli olan sizsiniz. Sizin eksileriniz, artılarınız, sizin düşünce tarzınız ve hayat sizin hayatınız. Şimdi ben bazı şeyler çok evrenseldir ama bazı şeyler de çok kişiye özgüdür. Yani beni mutlu eden bir şey belki sizi mutlu etmeyebilir ya da tam tersi olabilir. O yüzden anahtar nokta sizsiniz. Çok doğru. Fedakarlığın ölçüsü sizce nedir diye sormuş Sunal Hanım. Şimdi fedakarlık çok güzel. Orada sınırlar önemli. Şimdi özgecilik kavramından yola çıkarak soruyorsanız bana özgecilik biraz daha farklı bir şey. Özgecilik fedakarlıktan farklı. Özgecilik gerçekten ben yardım etmeyi seviyorum ve karşılığında bir şey beklemiyorum. Fedakarlıkta ben ilişkilerde denge olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani vermek ve almak dengesi. Eğer o denge bozuluyorsa ve bizim o ilişkilerden beklentilerimiz varsa farklılaşıyor. Yani buradaki ölçüyü tam tanımlayabilmek çok değişken, öyle söyleyeyim. Evet. Bana bir mail geldi. Muhtemelen sohbet kısmından yazamadığı için onu sormak istiyorum. Aslı Hanım'ın sorusu. Evde kalma ve kapana sıkışma, özellikle bu dönemde halin bizlere nörolojik ve bilinçaltı etkisini yorumlamanızı istemiş Aslı Hanım. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Açıkçası ben bu dönemde hani fiziksel sağlığımızla ilgili çok korktuğum dönemler oldu tabii ki. Ama beni en çok endişelendiren şeylerden biri de buydu. Bahsettiği konu. Niye? Çünkü toplumsal olarak aslında sahip olduğumuz çok basit şeylerin işte sabah o çimler üzerinde yürüyebilmek gibi, sahilde işte bir iki tur atabilmek gibi şeyleri yapamıyor olmanın bizde çok ciddi kısıtlanmışlık duygusu yarattığını gözlemliyorum. Bunun için kendimize bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yoksa yani şimdi bu katılımcılarımızın hemen hemen hepsi son derece yoğun çalışan ve aynı zamanda sosyal hayatı, aile hayatı da yoğun olan insanlarız hepimiz. Şimdi bizlerin eve kapanıyor olması alışkın olmadığımız bir şey ve bizi kötü etkiliyor. Bu net. Fakat burada ben hep böyle şey tarafından bakmaya çalışırım. Adler'in ekolünden bakmaya çalışırım. Adler şöyle söylüyor. Hayatta birçok değişken olabilir bizi etkileyen. Fakat hayatımızın asıl kontrolü bizde. Yani ben bu durumu
karşısında ne yapacağım? Önemli olan bence bu. Yani ben kısıtlanıyorum ama evde yapabildiğim, beni mutlu edebilecek, beni gerçekten kendimi iyi hissettirecek. Yani ben hani evde şunları şunları yapın gibi bir şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü herkesin formülü farklı olabilir. Kimi ekmek yaparak mutlu oluyor evde. Kimi işte çiçekleriyle uğraşıyor. Kimi yoga yapıyor. Kimi meditasyon yapıyor. Sizi mutlu eden neyse onu yapın. Yani bu dönemde bir de zorlama şeyler yapmayın. Ben onu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ya hani şu kitabı okumam lazım. Hayır, kitabı seviyorsanız, istiyorsanız okuyun. Ama hani kendinizi zorlamayın. Zaten evet, zor bir süreç bu. Bunu güzel, keyifli nasıl atlatabiliriz? Zin yolunu bulmak önemli olan. Ve burada kişinin kendi sevdiği şeylere odaklanması çok önemli. Evet. Çok teşekkür ederiz Pınar Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Sorularımız sağ olun. Sunumu göndereceğiz eğitim sonrasında. Paylaşacağız. Evet, önerileriniz için de teşekkür ederiz. Sonlandırabiliriz eğitimimizi yavaş yavaş. Tamamlandı sorularımız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bilgileriniz için. İyiydi. Çok faydalıydı. Çok keyifli bir eğitimdi. Çok sağ olun. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldukları için bugün. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.